Herkese merhabalar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı gözleme yapacağız arkadaşlar. Ispanağım burada hazır, kenarda duruyor. Şimdi hamurumu hazırlayacağım. 3,5 su bardağı un koydum kabıma. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyacağım. Açarken açmak da bu bize kolaylık sağlayacak. Şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tabii ki kişi sayısına göre malzeme miktarınızı artırabilirsiniz. Hamurumu toparladım. Şimdi tezgahıma alacağım ve tezgahımda bir güzel yoğuracağım. Hamurumuzu yoğurduk. Çok da güzel, yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi yoğurdum kabıma alıyorum. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlıyoruz. İç harcımız için tavaya 2 tane soğan doğradım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ekledim. Ve bunları kavuracağım. Soğanımlarımızı iyice kavuralım. Soğanımız ne kadar kavurursak o kadar lezzetli olur. Çok azıcık arkadaşlar. İsterseniz koymayabilirsiniz. Bir yarım tatlı kaşığından daha da az salça koydum. Ben seviyorum salçalı. O açıdan dilerseniz koymayabilirsiniz. Salçamla da kavurdum. Bir çay kaşığı pul biberimi de ilave ediyorum. Şimdi ıspanaklarımı daha önceden yıkadım. İnce ince doğradım. Suyunu güzelce süzdüm. Şimdi ıspanaklarımı kavuruyorum. Yarım kilo ıspanak kullanıyorum. Patatesli aynı yöntemleri kullanarak patatesli, peynirli yapabilirsiniz. Ispanaklı seviyorsanız da ıspanaklı yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Yüksek ateşte ıspanaklarımızı kavuralım ki fazla sulanmasın. Evet, ıspanağımızı kavurduk. Harcımız hazır. Şimdi soğumaya alıyoruz. Tezgahıma bir miktar un serpiyorum ve hamurumu şimdi küçük bezelere ayıracağım. Küçük yapmak isterseniz ceviz büyüklüğünde bezeler yetecektir arkadaşlar. Ama saç üzerinde büyük yapacaksanız tabii ki mandalina büyüklüğünde bezeler alabilirsiniz. Şöyle ben küçük küçük ceviz büyüklüğünde bezeler alıyorum. Bu şekilde bezelerimi hazırladım. İç harcımız soğudu. Şimdi ben şöyle bir kase lor peynirim var arkadaşlar. Lor peyniri katmak istiyorum. Yine dediğim gibi isteğe bağlı katmaya da bilirsiniz. Sadece ıspanaklı yapabilirsiniz. Evet, şimdi hamurlarımı açmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, birinci bezemiz hazır. Şimdi ıspanaklı harcımdan koyuyorum. Üzerine kapatıyorum.
Evet, birinci gözlememi kenara alıyorum. Bir tane daha açmak istiyorum arkadaşlar. Göstereceğim ve ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Efendim aşkım. Evet. Bükeceğim. Uygulayalım ki yapışması. Evet. Evet, gözlememiz hazır. Gözleme yufkamız. Şimdi onun da harcını koyuyorum. Üzerine kapatıyorum. Parmağımızla bastırmamız yeterli. Şimdi sıcak tavaya gözlememi götürüyorum. Birinci gözlememi tavama aldım. Evet, gözlemelerimi orta ateşte pişiriyorum. Gözlemelerimizi şöyle. Gözlemelerimin pişen tarafına şu şekilde tereyağı sürüyorum arkadaşlar. Daha da bir lezzetlendirecek, yumuşak olmasını sağlayacak, lezzetini artıracaktır. Şöyle tereyağı sürüyorum. Gözlemlerim misler gibi pişti gördüğünüz gibi. Şöyle tahtamın üzerine alıyorum ve ikinci gözlemelerimi tavama koyuyorum. Aynı işlemi bütün gözlemelerimize yapalım arkadaşlar. Tereyağını sürüyorum. Evet, gözlemelerim pişti. Şimdi gözlemelerim bu şekilde tamamını pişiriyorum. Gözlemelerim servise hazır. Gördüğünüz gibi 10 dakikamızı almadı arkadaşlar. Kolay, pratik. Bugün sizlerle bir gözleme yaptık. Denemenizi tavsiye ediyorum. Takipte kalın diyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Puan istiyorum arkadaşlar gözlememe. Birden 10'a kadar puanlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, takipte kalın. Ben de yiyeceğim.